Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Dün full çekilmesi gereken eser yazarı atmıştım. Şimdi de gerçek anlamda zor bir eser yazarla karşılaşacağız. Tabii ki sizlerin çalışmasına odaklı olarak değişebilir bu. Yani gerçekten böyle çatır çatır çalışanlar, satır satır çalışanlar full bile çekebilir, o ayrı bir konu. Ama şöyle ortalama baktığımız zaman yani böyle zor diyeceğimiz yazar eserler var. Bakalım kaçta kaç yapacaksınız? Yine tam 30 adet arkadaşlar eser vereceğim sizlere. Yazarını bulmanızı isteyeceğim. Yine ekranı videoyu durdurarak o sayfayı kendiniz doldurup benimle eşleştirerek giderseniz çok faydalı olur. Bunun çok çok ötesinde kaç tane yapılmalı ona bakalım. Yani 15 civarı falan, 15 ve üstü yapan anından öpmek lazım. Öyle söyleyeyim, bakalım kimler geçecek. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın, tamam, kaçta kaç yaptığınızı. Hadi hocam uzattın, başlayalım artık. İlk eserimiz süper. Hadikatüs Süeda. Bismillah. Hadikatüs Süeda kimin hocam? Tabii ki divan şairleri içerisinden bir kişinin, Fuzuli'nin, cepte bilen varsa alnından öpmek lazım gerçekten. Kapalı eserlerinden bir tanesidir. Tuhfetül Harameyn. Haydi bakalım, siz zaten yazdınız. O yüzden hemen seri bir şekilde okuyup yazabilirim. Nabi'nin Divan-ı Kebir, bunlar içerisinde biraz daha basit olanı. Yani biraz daha bilinebilirliği yüksek. Mevlana'nın eseri arkadaşlar. Mevlana, dikkat, eyvallah. Kitab-ı Hikaye-i Garibe. Yani bilen çıkar mı bilmiyorum. Çıkmalı aslında ama yani çıkarsa da alnından öpmek lazım, onu da söyleyelim hocam. Bayburtlu Zihni olacak arkadaşlar. Bayburtlu. Bayburtlu da ne yazdım be? Vallahi evet. Bayburtlu Zihni. Marifetname. Eyvallah, Marifetname kimin hocam? Erzurumlu, dikkat, Erzurumlu. İbrahim, bir kısaltma ihtiyacı hissettim burada. Yazamadım tamamını. Hakkı, eyvallah. Takip tabii ki. Namık Kemal'in arkadaşlar. Dikkat. Uyuma, uyuyorsun. Namık Kemal. Dolapname. Nameleri nereye atıyoruz? Ya en azından %90'ını diyelim. Tamamı değil de %90'ını kime atarız? Haydi bir düşün bakalım. Kime gidecek nameler? Ben de bu arada şu ekranın netliğine bir bakayım, hep böyle net gibi. Dolapname tabii ki. Kaygısız, dikkat, abdal olacak. Hocam bir kısmı dediniz, diğerleri neler? İşte İptidaname, Rebapname gibi Sultan Veled'e ait eserler de var. Onların dışında nameleri çok rahat Kaygısız Abdal'a atabilirsiniz. Burada bence 7'de 6, ya daha doğrusu 7'de 1 diyelim, Divan-ı Kebir'i bilebilirsiniz diye söyleyecektim. Yani bunu bilebiliriz. Onun dışında takip biraz zorlanabilir. Marifetname, yani 2-3 tane belki böyle bilinebilecek eser vardı. Geldik bir diğerine. Gittikçe zorlaşacak, onu söyleyeyim. Her sayfa sıkıntılı gelmeye başlayacak. Dünyaya ikinci geliş. Haydi bakalım. Ahmet Mithat Efendi arkadaşlar. Ahmet Mithat Efendi. Haydi burada küçük yazayım. Bu sayfada küçük olsun. Gave. Gave kimin? Bilen çıkar mı? Çıkarsa alnından öperiz hocam. Net. Şemsettin Sami'nin arkadaşlar. Şemsettin Sami Gave adında bir eser yazmış. Kadınlar Mektebi. Bir de Kocalar Mektebi var aynı ismin. Ahmet Vefik Paşa arkadaşlar, cepte kala. Geveze Berber, bilen çıkar mı? Yani çıkmalı. Çıkabilir, neden olmasın. Direktör Ali Bey. Hemen yazalım arkadaşlar Direktör Ali Bey'i de. Şöyle bu ismi tam yazmış olayım. Peki. Takdir-i Elhan. Takdir-i Elhan eleştiri türünde önemli eserlerden bir tanesi. Tanzimat 2. dönemin en önemli isimlerinden Recaizade Mahmut Ekrem'in eseri. İçli Kız. Hadi bakalım. Bir tiyatro eseri arkadaşlar. Abdülhak Hamit Tarhan. Bir nefes alalım hocam. Heder. Heder'i bilen de bilmiyorum yani. Bunu bilen de gerçekten alsın yürüsün artık. Muallim Naci'nin arkadaşlar, gerçekten sağlam eserlerden bir tanesi. Heder kesinlikle cebinizde kalmalı. Devam hocam, devam, durmak yok. Bir acı hikaye diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir acı hikaye. Haydi bakalım kimin olacak? Tabii ki Halit Ziya'nın arkadaşlar. Halit Ziya Uçaklıgil. Sefile. Bakalım bilen çıkar mı? Bu da tabii ki Halit Ziya. Arda arda koydum ki her eserde acaba yazar değişiyor mu mantığıyla, başka bir şey gider misiniz düşüncesiyle, hani belki tekrar etmez düşüncesiyle yanlışa sevk edilebilirdi burada. Halas. Halas kimin hocam? Mehmet Rauf tabii ki yazabilirsem. Şehir Mektupları. Şehir Mektupları bilinebilir. Bu biraz şey olmuş. Yani size biraz yardımcı olma mantığıyla yazılmış sanırım. Ahmet Rasim. Aydın Kızları. Bilen çıkmayabilir arkadaşlar bunu. Mehmet Emin Yurdakul. Aman dikkat. Bakalım kaçta kaç yapacaksınız? Vallahi billahi çok merak ediyorum. Acaba 20 üstüne çıkan olur mu? Değil mi? Ha.
Zorlamaya gelince arkadaşlar zorlanır, o ayrı bir şey. Yani öyle eserler seçilir ki. Şimdi mesela Halit Ziya Uçaklı gibi. Abi o kadar çok eser yazmış ki. Ahmet Mithat yüzlerce onlarca eseri var. Hiç duymadığımız, ne alaka dediğimiz saçma sapan bir eser listesi getirebilirdim karşınıza. Bu tamamen sınav odaklı. Her ne kadar zor desem de bunların bir tanesine bile şunu demezsiniz. Ya hocam bu nereden çıktı Allah'ını seversen bu da. Hiç alakası yok. Demezsiniz yani. İçiniz çok rahat bir şekilde bakın bu listeye bakabiliyorsunuz. Yani burada böyle bir özellik de var. Tamamen sınav odaklı biliyorsunuz anlatımlarım zaten. Bu zor yazar eseri de tamamen sınav odaklı hazırladım. Yani adam bir acı hikayeyi niye sormasın? Nirvana niye çıkmasın? Değil mi? Şehir mektupları zaten soruluyor. Yani doğal olarak bunların hepsi sorulmaya müsait eser yazar, haberiniz olsun. Tamam, onu da vurgulamış olayım. Peki Nirvana, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, adamın adını, soyadını, sanını, her şeyini kısalttım hocam. Net, Maske ve Ruh diyor. Bakalım kimler yapar? Halide Edip adı var. Saygı duyuyoruz hocam. Saygı duyuyoruz hocam. Evet, 22'den 27'ye bakalım neler olacak. Eğil Dağlar var. Yahya Kemal'in arkadaşlar. Yahya Kemal. Ben şu netliğe bir bakayım ya, ekranın netliğine. Yani evet, yo net, gayet net. Bazen bana böyle puslanmış gibi geliyor. Yahya Kemal, eyvallah. Eğil Dağlar. Zindan Duvarları arkadaşlar. Faruk Nafız, Çamlıbel. Bu da kesinlikle cebinizde kalmalı, unutulmasın lütfen. Git Bahar. Halide, Nusret, Zorlu Tuna. Yeryüzündeki bütün Halide, Nusret, Zorlu Tuna cevaplarında Git Bahar vardır arkadaşlar. Kesin %100. Ya Halide Nusret Zorlu Tuna'ya başka hiçbir eserle soramazlar. Git Bahar'dır yani cevap direkt. Peki Destan gibi. Destan gibi kimin hocam? Orhan Veli Kanık, değil mi? Orhan Veli Kanık'ın eseri. Eyvallah hocam, garip şiirinden. Şah Damar. Sezai Karakoç, bunu da bilirsiniz diye düşünüyorum. Bu da bilinen bir eser. Evet İsyan. Geceleyin Bir Koşu, değil mi? İsmet Özel arkadaşlar, o da lütfen cebinizde kala. Geldik son üçlüye. Son üçlüyü de böyle ayırmışız sayfamıza. Şimşek kimin eseri hocam? Tabii ki Peyami Safa'nın. Peyami Safa yazalım. Takma adının Server Bedi olduğunu, özellikle ticari kaygılarla yazdığı eserlerinde Server Bedi takma adını kullandığını hatırlatalım. Peki oğlumuz kimin hocam? Tarık Buğra'nın. Tarık Buğra çok çok önemli isimlerden yine. Bireyin iç dünyasını esas alanlardan, değil mi? Peyami Safa, Tarık Buğra çok çok önemli. Ekmek Kavgası da yine kesinlikle adı bilinmesi gereken isimlerden. Orhan Kemal, Kemallere dikkat edeceğiz zaten, değil mi? Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir, bu üç Kemal çok büyük önem taşıyacak. Güzel. Zor eser yazarda 30'a geldik. Yani 15 üstü artı 15 yapanlar kendilerini tebrik etsinler, onu söyleyeyim. Yani 15'in üstüne çıktılarsa helal olsun. Baya baya yol almışlar demektir. 10 ile 15 arası yapanlara saygı duyalım. Yani olması gereken bu zaten ortalama. 10'dan aşağı yapanlar, her ne kadar böyle çok zor falan desek de 10'dan aşağı çok beklemiyorum açıkçası. En azından ya her sayfada 3-4 tane yapsanız, her sayfada 3 tane gitseniz yine 10-12 civarı bulursunuz gibi görünüyor. Doğal olarak 10'dan aşağı çok aşağı yapanlar, 2-3 tanesini bildim hocam diyenler kesinlikle şöyle bir geriye dönüp konu tekrarı yapmalılar. O zaman haydi biz de yeni videoları hazırlayalım. Yeni videolarda görüşelim. Hadi kolay gelsin, inşallah çok faydalı olmuştur. Yorumlara da yazmayı unutmayın bunu. Kolay gelsin.